Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz Giresun Spor'la kendisi aslında karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 mağlup kapattı. Bursa Spor bu maça kadar hafta içinde neler yaşadı? Önce onları konuşacağız. Daha sonra da maçla ilgili yorumlarımı size ileteceğim. Sizlerin de maçla ilgili yorumlarınız varsa arkadaşlar videonun altındaki yorumlar kısmından paylaşmanızı rica ediyorum. Ben de teker teker sizlere cevap vermeye çalışacağım. Ve videomu beğenip like tuşuna da basarsanız sevinirim. Arkadaşlar öncelikle Bursa Spor'un hafta içinde e, Altınordu galibiyetinden sonra yaşanan olaylardan bahsetmek istiyorum. Ki e, Sedat Dursun ile ilgili yaşadığımız bir e, tweet krizi vardı. Siz de hatırlayacaksınız Altınordu maçı sonrasında Sedat e, duygusal bir düşünceye dalarak bir tweet attı ve takımdan ayrılacağını mesajını vermişti. Sonrasında da bundan pişman olduğunu belirtti ve Bursa Spor'dan gitmek istemediğini söyledi. Yani nasıl bir profesyonelliktir ki e, genç oyuncularımız böyle duygusal boşluğa düşebiliyorlar ve Bursa Spor Kulübü bu arkadaşları yönetmekte oldukça zorlanıyor. Sedat'ın cephesinden baktığımızda gerçekten Sedat'ın da haklı olduğunu söyleyebiliriz ki gerçekten Bursa Sporlu olarak Sedat 4 olarak anılmak istediğini de daha önce söylemişti. Bunun için fedakarlık da yaptı arkadaşlar ve bu fedakarlığının sanki cezasını çekiyormuş gibi hissettiğinden dolayı biraz gönül koymuştu aslında. Bana sorarsanız takımdan hiçbir oyuncunun gitmesi bizim için iyi olmaz. Yani Sedat Dursun da aynı şekilde. Kubilay da, Serdar Özkan da. Şimdi onlara da değineceğim ama. Yani Sedat Dursun'un ben açıkçası takımda kalmasını isteyen birisiyim. Bakalım Sedat Dursun'la ilgili zaman her şeyi gösterecek. Geçiyoruz bir başka Altın Ordu maçından sonraki mağduriyetimize. O da Serdar Özkan. Serdar Özkan da hani bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'tan ve Eskişehirspor'dan Spor'dan profesyonelliğiyle tanıyoruz Serdar Özkan'ı. Altın Ordu maçından sonra neden beni takımda oynatmadın diye Mustafa Hoca ile bir tartışması olmuş. Hatta Serdar Kurtuluş da bu tartışmaya dahil olup onları ayırmaya çalışmış. Bizim de tabi basından duyduğumuz kadarıyla. Yani Serdar Özkan takımda abilik yapması gereken bir oyuncu. Tıpkı Özer gibi. Hafta içi Mustafa Hoca'nın da bir basın açıklaması olmuştu. Serdar aramızdan ayrılabilir diye. Aslında ondan sonra konu açıklık kazanmaya başladı. Gene ne hikmetse maçtan bir gün önce bunlar açığa çıkıyor. Bakalım Serdar'la ilgili gelişmeleri de önümüzdeki hafta takip edeceğiz. Bir başka gelişme ise arkadaşlar Kubilay'la ilgili. Şimdi çoğu taraftarımız Kubilay'ın ayrıldığına seviniyor. Fakat ben Kubilay'ın ayrıldığına üzülüyorum arkadaşlar. Ama niye üzülüyorum? Arkadaşlar Kubilay iyi bir altyapımız olsa çok kolay 2 milyon euroya satabileceğimiz bir futbolcuydu. Fakat şu anda 2 milyon euroya satacağımız yerde oyuncu Malatyaspor'la bedava sözleşme imzaladı. Gerçekten oyuncular ne kadar gönül koymuş olsa da profesyonellik gereği kendi takımına para kazandırarak gitmesini de kendine bir borç bilmesi gerekiyor. Bizim genç oyuncularla birlikte yola devam edebilmemiz için daha profesyonel düşünmemiz lazım. Yani bir altın ordu modelini uygulamamız gerekiyor. Ya da Avrupa'dan işte Borussia Dortmund bunu nasıl yapıyor, Porto bunu nasıl yapıyor. Yani bunları artık seneye ya da bundan sonraki sene uygulamaya geçirip altyapımızı daha temelden sağlam oluşturarak yola devam etmemiz lazım. Bir başka gelişme de arkadaşlar Ali Akman'la ilgili. Ali Akman iki maçta iki gol attı ama bugün çok fazla etkili olduğunu söyleyemem. Hafta içinde 350 bin euroluk bir teklif geldiğini söylemişti Erkan Kama. ama bunu kabul etmedik. Ali Akman da gene iyi niyetiyle Bursa Spor için savaşmaya devam ediyor. Bu sene atacağı gollerle bence değerini 2 milyon euroya kadar yükselteceğini düşünüyorum Ali Akman. Arkadaşlar Kubilay ve Ali Akman'dan sonra bir parantez açıp geçen hafta Ali attığı golde topu Ravil Tagir diye bir oyuncudan kaptığını hatırlayacaksınız. Arkadaşlar bu oyuncu Altınor'da 17 yaşında. Ve Altın Ordu'nun Wonder Kid'i olarak geçiyordu. Değeri piyasa değeri 2 milyon euro kadardı. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray bu futbolcunun peşinden gidiyormuş. Ravil Tagir'e de baktığımızda 17 yaşında ve 3-4 senedir Altın Ordu'nun alt kategorilerinde oynadı. Geçen sene de 33 maça çıkmış Altın Ordu'yla. Ali Akman'ın golü attığı pozisyonda hatayı yapan Ravil Tagir arkadaşlar hafta içinde 2 milyon euro artı %30 sonraki satıştan pay alınarak Başakşehir'e satıldı. İşte bu bir altyapı başarısıdır arkadaşlar. Ravil Tagir'e baktığınızda 17 yaşında 1.82 boyunda bir stoper bir yani gelecek vaat eden bir futbolcu. Sonraki satıştan da gene umut vaat ediyor çünkü genç bir oyuncu. Ve asıl problemi söylüyorum arkadaşlar bizim için niye bu konu bu kadar önemli? Ravil Tagir aslında Bursalı bir ailenin çocuğu. Bundan 4 sene önce Altınordu Kulübü onu keşfedip İzmir'e akademiye çekiyorlar. Bursa'da o kadar scout, o kadar altyapı antrenör bulunmasına rağmen bir bakıma elimizden kaçırdığımızı söyleyebilirim. Peki arkadaşlar hiç mi iyi bir şey olmuyor? Elbette oluyor. Şimdi biraz da onlardan bahsedelim. Sponsorlarımız vardı arkadaşlar. Tasarruf AŞ, Onur Marketler ve Aroma'dan sonra Erikli ve Uludağ İçecek'le de forma üzerindeki 5 sponsorluğumuzu tamamladık. Bunların haricinde arkadaşlar hafta içinde şöyle bir gelişme oldu. Geçitte faaliyet gösteren Ceylan Fırın sahibi Mehmet Ceylan sağlıklı beslenme sponsorumuz oldu. Kendilerine buradan gerçekten teşekkürlerimi borç biliyorum. Arkadaşlar bu arada sponsorlardan gelen miktarlar da sosyal medyada duyulmaya başlandı. Araştırdığım kadarıyla miktarları size söyleyeceğim. Tasarruf AŞ biliyorsunuz öndeki göğüs reklamımız 1 milyon 800 bin lira karşılığında anlaşıldığı duyuldu. Ve bundan başka Onur Market genel koldaki sponsorumuz bunun içinde 500 bin TL'lik bir anlaşma olduğu duyuruldu. Uludağ içecekte de 750 bin TL'lik bir anlaşma olduğunu duymuş olduk. Şimdi bunlar iyi rakamlar falan diyoruz ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz senelerde sadece belediyenin desteklediği budo göğüs reklamı için 3 milyon TL'yi vermişti. Yani belediye başkanımızdan biraz daha destek bekliyoruz. Hafta içinde gene görüşmeler oluyor ama hani bu işin sonu nereye çıkacak hep birlikte bakacağız. Bu sponsorluk anlaşmalarından sonra arkadaşlar kulüp çalışanlarımızın biliyorsunuz 8 aydır maaşları ödenmiyordu. Başkanımız ilk önce hani çalışanlarımız güler yüzlü olsun diye 5 aylık alacaklarını şimdiden ödedi. Bundan sonraki dönemde de gene kalan 3 aylığı ödeyeceğini taahhüt etti. Biz de başkanımıza bu hareketinden dolayı teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir de eksi 3 puan cezası durumu var. Bununla ilgili de şöyle anlatayım sizlere. 17 Ağustos'ta aslında Bursa 3 puan cezası aldı. Fakat bunu Mesut Meslan o zamanki başkanımız TFF'ye başvurarak ertelenmesini talep etti ve TFF de bunu kabul ederek Eylül ayının sonuna kadar bize süre tanımış oldu. Şimdi Eylül ayına kadar Erkan Başkan'ın 25 milyon TL'yi ödüyor olması lazım. Zaten 25 milyon ödedikten sonra arkadaşlar 15 milyon daha üzerine koysanız transfer tahtasını açacaksınız. Fakat Erkan Başkan'ın da yapmış olduğu hafta içindeki açıklamayla şunu anladık. Biz 40 milyon TL'yi ödesek bile 5 gün sonra transfer tahtası gene kapanacak. Ve bu sefer onu açmak için ekstradan 29 milyon TL'ye daha ihtiyacımız olacak. Yani bu durumda o zaman transfer tahtasını açmayalım gibi bir imada bulundu Erkan Başkan. Gençlere güveniyoruz dedi. Ama hani bu gençler bu koca sezonu kaldıracak kapasitede mi derseniz yani güvenelim gerçekten e, milli maç arasından sonra da gerçekten bir şeyler olabilir. Ama bu lig uzun bir maraton. İkinci yarıda herkes transfer yapacak. Yani biz bu borçları ödemezsek bir gün zaten ödemek zorunda kalmayacak mıyız? Herkes bu borçlara ne olacak diye merak ediyor. Yani... İmkan oldukça bu borçları ödememiz lazım bir taraftan. Zaten düşük bütçeli bir takım kurduk. Yani transfer tahtasını açsak da açamasak da en azından eksi 3 puan cezası almamak için arkadaşlar biz bu borçları ödemeliyiz. Erkan Başkan'ın yaptığı açıklamada yine önümüzdeki hafta yaşanan bu süreçlerin belgelerle açıklanacağını söyledi. Biz de merakla takip ediyoruz. Hafta içi yaşananlardan sonra arkadaşlar geçiyoruz maçta yaşananlara. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Hakan Keleş'i de gene 90'lı yıllardaki Bursa Spor'dan Muhsusi'li, Ercümentli, Baliçli takımdan hatırlayacaksınız. Gene o timsah yürüyüşü yapan ekipten birisiydi. Bugün gene Türk futbolunda karşılaştığımız bir teknik direktör. Giresunspor'un başında Hakan Keleş'i gördük ve kadrosunda da gene geçen sene Bursa Spor'da yer alan kaleci Onurcan Piri, Mamadu Diarra ve Abdurrezek Traure'yi gördük arkadaşlar. Giresunspor maça beyaz formayla çıkarken Bursa sporumuz, maça ilk defa e, taraftarlarımızın da çok beğenmiş olduğu kamuflaj tipi formayla çıktı. Gerçekten tasarruf yazısıyla da güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kamuflaj tipi formanın askeri üniformadan daha çok ben bugün televizyondan izlerken sanki biraz daha böyle timsah rengine benzettim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yine yorumlarda yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Giresunspor ilk hafta deplasmanda Balıkesirspor'la oynadı ve 3-1 kaybetti. Hatırlayacaksınız o zaman transfer tahtası açık olmadığı için yeni oyuncularını oynatamamışlardı. Geçen hafta da tam sahasında 1-0 galip gelecekken Menemen Spor birbirlik beraberliği son dakikada yakaladı ve galibiyeti yakalayamamıştı Giresun Spor. Bursa Spor Adana Demirspor maçı gibi maça hızlı başladı kendisi aslında ve henüz 2. 3. dakikada Recep Aydın'a bir pozisyona da girdi. Daha sonra 16. dakikada Burak Kabacan golü geldi ki golde Giresun hakeme oldukça yoğun bir itirazı vardı arkadaşlar pozisyona hakem de çok yakında ve devam kararı verdiğinde Burak Kabacak kaleciyle karşı karşıya kalıp golünü atmıştı zaten. Sonrasında televizyondan izlerken sanki bizlerde de faal yok mu diye bir düşünmedik değil açıkçası. Fakat sonrasında tekrarında ve yavaş gösteriminde gördük ki Burak Kabacak Mamadou Diarah'e hiç dokunmuyor bile, direkt topa dokunuyor. Hakemi de bu ince pozisyonu süzmesinden dolayı tebrik etmek lazım. Gerçekten zor pozisyonu iyi görmüş. Bursa Spor'un bu golünden sonra Giresunspor zaten olan sert oyunu daha da sertleştirdi. Ve hakem üzerine bir algı yaratmaya çalıştı. Ve bunda başardığını söyleyebilirim. Ki sağımızdan kazandıkları duran toplarla tehlikeli olmaya çalıştılar. 29. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki arkadaşlar. Kalecimiz Ataberk öyle bir kurtarış yaptı ki ben Galatasaray'ın UEFA kupası finalinde Arsenal yapmış olduğu maçta Thierry Henry'nin vurmuş olduğu kafa vuruşunu çıkaran Tafarel'i hatırlattı bana. Gerçekten güzel bir kurtarıştı. Bu pozisyonun devamında korner oldu ve kornerde de Giresunspor bize biraz üstünlük sağladığını söyleyebilirim ki iki golü de kornerden attılar daha sonrasında. Devam eden pozisyonda gene defansımızın boşluğundan artık diyeyim topu son anda çizgide kontrol etmeyi başardı ve gerçekten ilk yarının en iyilerinden biriydi Ataberk. Ta ki 43. dakikada golü yiyene kadar. 43. dakikada ne oldu derseniz ceza sahasının hemen dışından kazandığı bir serbest vuruşu baraja takılarak kornere çıktı. Ve kornerden gelen topu da Giresunlu futbolcu e, kafa vuruşunda maalesef Ataberk ters ayağında yakalandı. Ve kapatmış olduğu köşeden golü yedi. Yani Ataberk o kadar iyi performans gösteriyordu ki aslında herkesin beklediğinin üstünde diyebilirim. Bu golde hatası var diyemeyeceğim tamamen bunu nazar boncuğu olarak saklıyorum. İkinci yarıya Vefa Temel oyuncu değişikliğiyle başladı Mustafa Hoca ve Onur Atasayır'ı kenara alarak Emirhan'ı gene ilk iki haftada oynattığı gibi gene sol beke çekti. İlk yarıda Bursa Spor önde basarak başlamıştı arkadaşlar. İkinci yarıya da bu sefer Giresunspor önde basarak başladı. Ve 58. dakikada bir duran top kornerden Giresunspor ikinci golü buldu. Fakat bu golden önce arkadaşlar bir taç ile ilgili Bursa Sporlu oyuncuların da hakeme itirazı oldu. Ben de televizyondan tam net göremedim açıkçası. Hani pozisyonu tekrarında göstermediler. Futbolcuların bu korner atışından önce bu pozisyona biraz takılı kaldığını düşünüyorum açıkçası. Aykut ve Cüneyt hani stoper mevkiinde yan toplarda bence oldukça zafiyet gösterdiğini söyleyebilirim. 70. dakika olduğunda arkadaşlar Mustafa Hoca 2 oyuncu değişikliğiyle oyunu Giresunspor sahasına yıkmayı düşündü. Fakat Giresun'un da tehlikeli kontrol atakları bize Adana Demirspor maçını hatırlattı. Aynı zamanda bu oyuncu değişikliklerinden sonra orta sahada Burak altı parmağın üzerine çok yük bindi. Çünkü Özer ve Recep de oyundan çıkmıştı. Top orta sahada ne zaman Burak altı parmağa gelse Giresun'u futbolcular hemen Burak'a doğru bir kışımla basmaya başladılar. Neyse ki Burak bu yükü kaldırdı ve hata yapmadı. Karşılaşma bir o kalede bir bu kalede devam ederken son dakikalara girilmişti artık ki son dakikada sonradan oyuna giren Ramazan Keskin'in kafa vuruşu az farklı avuta çıkmıştı. Bu pozisyonlardan da sonuç alamayınca Bursa Spor sahasında ikinci mağlubiyetini almış oldu 2-1'lik skorla arkadaşlar. Maç 2-1 bitince aklıma direkt şu geldi. Geçen senede Giresun Spor bizi sahamızda 3-2 yenerken deplasmandaki ilk galibiyetlerini almışlardı. Şu Bekir Yılmazlı Delvayeli kadrosuyla. Bugün de gene 2-1'lik skorla galip gelince bu sezonunda gene ilk deplasman galibiyetini bizden almış oldular. Bu galibiyette Giresun Spor 4, Bursa Spor'umuzda 3 puanda kaldı. Giresunspor'un oluşan yeni kadrosuyla birlikte ben playoff'u zorlayacağını düşünüyorum. Haftaya Tuzla deplasmanı sonrası bizleri milli maç arası bekliyor arkadaşlar. Önce Rusya ile deplasmanda daha sonra da Sırbistan'la kendi sahamızda 0-0'un revanşına çıkacak milli takımımız. Önce Tuzla Spor karşısında Bursa Spor daha sonra da milli takımımıza başarılar diliyorum ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Videoma like atıp beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.